Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Sevgili Kemal Boydak, hoş geldin. Kıtıl üzerinden aramıza katıldığın için çok çok sağ ol. Dostlar, Dungeons & Craft'la karşınızdayım. Dungeons & Craft, hatta şöyle başlığa da yazayım. Dungeons & Craft, Türkçe oynamış diye, video mentalitesi. Video misali. Şimdi kıymetli arkadaşlar, Dungeons & Craft nasıl bir oyun biliyor musunuz dostlar? Brotato ve Vampire Survivors benzeri, aynı zamanda işin içerisine rol yapma unsurları katılmış hali. Yani karakter gelişim ağacı var, skill alıyorsunuz, gelişiyorsunuz ve gelişiminiz sizinle beraber kalıyor. Ben sanırım burada, gerçi bir Crafterman oynadım bir tur. Crafterman'la oynamayayım da neyle oynayayım? Bak, Priest'le oynayayım ya. Cooldown rate'i falan var. Priest'le oynayayım ve Samet karakteriyle oyuna giriş yapayım. Kitap alacağım. Ama tutorial'a gerek yoktu aslında. Okey. Tutorial burada bir kere anlatıyor sevgili dostlar olanı biteni. Oyun henüz çıkmadı bu arada. Hatta şöyle yapalım. Bu Dungeons & Craft'ı istek listenize almak isterseniz diye... Hemen şöyle oyunu... Oğuz abim hoş geldin. Oyunu ekleyelim. Oyunu istek listenize almayı unutmayın lütfen dedim. Linki gömdüm. Şahinim aleyküm selam, hoş geldin. Mesajı sabitledim. Okey. Şimdi. Dostlar bakın. Burada bir pot basacağımız yer var. Craft yapacağımız yer var. Ben kitapçı gideceğim. Hatta gelmişken burada bir kitap basayım. 3 tane kitapla tıkılırım. Şöyle envanterden 3 kitabımı bir giyeyim. Statlardan da 10 stat var. Abi bu cooldown'u o kadar hızlı sıfırlayacak ki Priest. 10 can veriyor bir de. Ay 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 ay. Bir şey söyleyeyim mi? Birkaç tane pot basıp ben bu mekanı domine ederim. Burası ticaret yaptığınız alan sevgili dostlar. Mantarlar satılamaz ama item ve pot satıyorsunuz burada ki burada gelen parayla enchant basabilirsiniz. Bunu dene, teşekkür ederim. Aboneliğin için çok çok sağ ol. Eyvallah. Kanalı takip ettiğin için teşekkürler. Burası mantar topladığınız alan dostlar. Bu mantar topladığınız alanda bol bol farm atıyorsunuz ki pot basabilirsiniz. Şimdi ben birkaç tane pot basıp direkt fight'e girişeceğim. İşin brotato kısmına girişeceğim. İşte işin bu kısmı farm kısmı sevgili dostlar. İşime yarayan mantarlardan can potu basacağım. İşime yaramayan mantarlardan da normal pot basıp şey yapabilirim. Durumu değerlendirebilirim. Evet efendim. Oyuna tek tıkla ulaşabilirsiniz dostlar. Bütün videoların yorumlar kısmında, bütün videoların daha doğrusu yorumlar kısmı demeyeyim. Açıklama kısmında oyunun oynanış linki var. Daha doğrusu oyunu istek listenize alabileceğiniz bir link var. Ve eğer yanılmıyorsam demosu duruyor. Yani dilerseniz siz de oyunu oynayıp deneyimleyebilirsiniz dostlar. Tamam, hani bir tur daha girer miyim mantar farmına? Girerim ya. Bir tur daha girerim. Bir kere girer. Tertemiz mekana lootlar çıkarım. Efendim, oyun Vampire Survivors ve Brotato benzeri yapıya sahip roguelike türünde kendimizi geliştirip üzerimize akın akın gelen düşmanlarla mücadele ettiğimiz bir yapım. Mantarlar bu arada sınırsız. Yani mekana gir çık yaptığınız zaman sınırsız bu mantarlar yenileniyor. Bu mantarları toplamamızın amacı pot yapmak sevgili dostlar ki zindanlarda kendimizi koruyabilelim. Canavarlara karşı üstünlük sağlayabilelim. Okey. Şimdi buradan çıkıp işin pot yapma kısmına girişebiliriz.
Ne kadar toplamışım? Güzel toplamışım ya. Aa, benim kameramın bulunduğu yer XP barını kapatacak bu arada. Hafif şöyle yukarı kaldırsam herhalde XP barı açık olur, öyle değil mi? Yani yüksek ihtimalle. Şimdi şu maksimum HP potunu basmak istiyorum ben. Maksimum can potu bu. 7 tane basabilirsin ya. Oh, 7 tane pot beni sabaha kadar götürür. Eyvallah Doğukancığım, teşekkür ederim. İlk oynadığın zaman oyun hızlı gelebilir. Sonradan ben alışacağına inanıyorum. Aha da burası dediğim gibi enchant alanı. Burası da son boss mekanı. Buraya girersek amel defterimiz kapanıyor. Şimdi şu küçük ponçik halimle hiçbir şeyi kesemem. E bir şey diyeceğim. Biraz enchant yapalım mı? Misal bundan 9 tane yap. Kullanmak için değil, satmak için alıyorum. Defans potu. Başka ne var? Sarıyla bunu kullanıp 9 tane, 9 tane. Bas bakalım. Başka ne var? Satış yapacağım, yanlış anlaşılma olmasın. Şu ikisini kullanarak bir şey yapabilirim. Defans, Strength, Mob Kill potları. Şu ikisini kullanan yok mu? Var. Şimdi burada kastığım potları satacağım. Doğukancığım kesene bereket, teşekkür ederim bu arada, sağ olasın. Burada kastığım potları satacağım. Ve bu potları satıp sevgili dostlar enchant basacağım. Satış işlemi için. Bakın miktarı girdim. 9 tane 9 tane satıyor. Gelip kliklememiz gerekiyor. Şu yukarıda da UV. Şu yukarıda da para birimi var. Bu yukarıdaki para birimi bizim enchant yapmamızı sağlıyor. Şimdi bu para birimlerini karıştırmayın dostlar. Scrap'ler, yani metaller, bizim eşya basmamızı sağlıyor. Şu crafting alanından gelip eşya ürettiğimiz parçacıklar ayrı. Bunlar scrap olarak geçiyor. Bu trading hub'da kazandığımız altın ayrı. Mantarlar satılamaz bu arada. Bu trading hub'da kazandığımız altın ayrı. Bu enchant basmaya yarıyor. Ben şimdi kitap üzerine bu build gideceğim ya. Fight'a girmeden elimdekileri en iyi imkanla değerlendiriyorum. Nerede bak kitaplar? Kitaplar burada. Bütün kitap silahlarının damage'ini arttırıyor. Ve range'ini arttırıyor. Şöyle damage range basalım. Fırsat buldukça, böyle tarlalarda çalıştıkça ya da illa tarlada farm yapmamıza da gerek yok. Gelen itemleri de satabiliyoruz. Gelen itemleri sattıkça, ettikçe... Enchant basabileceğiniz paradan kazanıyorsunuz. Şimdi kameram tam yerinde mi? Tamam, tam yerinde. En azından yüzdelik olarak görebilirsiniz. Burada zindanların tiyarları var. Her zindanı tamamladığınızda dostlar size kupa veriyor. Bu arada kitap benim en sevdiğim silahlardan biri. Ama ben galiba oyunun sesini çok kıstım. SFX'leri kapatmış olabilirim. SFX'leri kapattığım için şu an rahat hissetmiyorum. İlk levelimizi aldık. Can potum çok ya. Can potum çok. Ben buna tek atarım. O yüzden range damage. Kitap da menzilli olarak geçiyor. Menzilliden yiyor. Normalde kitabın güzel bir şeyi vardı ya. Sound efekti mi kapattım ben? Yep. Brotato'ya benziyor dostlar. Aynen öyle. Kitaplardan çıkan ışın hüzmeleri falan çok iyi. Ve cooldown düşürdüğüm için patır kütür patır kütür halledebiliyorum. Bir cam potu basalım. Ben cam potu yerine başka bir şey mi bastım? Cam ver. Ben potion cooldown da. Birader bir saniye. Ne bastım la ben?
Abi HP Max Pot. Abi HP Max Pot. İlk önce canı arttırıp sonra bunu değiştirdi mi acaba Muy? Ha, item. Bak balta çıktı. Baltayı satarız. Yusuf'um teşekkür ederim canım benim. Muy bunu değiştirdi mi ya? Bende pot basmıyor. Ya potu basıyor da canı tamamlamıyor. Oyunda mı? Evet. Dilerseniz oynayabiliyorsunuz siz de indirip. Zaten istek listesine alabileceğiniz link burada. Range damage verme adam. Allah Allah. Ben... Kanka... Önce... Canı %25 arttırıp... Maksimum health'i %25 arttırıp... Sonra canı fullemiyor muydu bu pot ya? Alp abi... Abi sen çoluk çocuğa bakma, boş ver. Onlar takılsın kafasına göre. Onlar gelip varbant yazıp kaçacak. Onlardan yana sıkıntı yok da. Ben bu HP Max potunu basamıyorum. 25 mi yeniliyor canımı? Ne kadar yeniliyor? Muy bunu değiştirdi mi ya? Kayıtlıya 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 keseceğim bunları da. Ben bir de kendimden güvenli güvenli böyle özgüvenli özgüvenli şey yaptım. Evet, kitaplar yetmiyor. Neyse 7 level 1'den aldım. Şimdi bir ölüp dirilince ben buraların defterini kapatacağım da. 10 can arttırıyor sadece. Şimdi pot basma yerinde olsam okuyacağım da. Pot basma yerinde olduğum için, olmadığım için okuyamıyorum. HP Max Potion. 9 level 1'den aldım bu arada. Ben buranın gelecek tur amel defterini kapatacağım. Orası net. Silah sayım aynı da kalsa hallederim bir şekilde. Yarasaları keserken sorun yaşadık. Ama oyunun adı başlıkta yazıyor ya. Dungeons and Craft dostlar. Dungeon ve Craft. Zindanlarda farmlıyorsunuz. Acık. Ups. Tamam, şimdi ölünce de potların yarısını ve bir miktar eşyanızı kaybediyorsunuz ama 45 puan bak. 10 level 1'den oldum tek seferde. Ben bunu hallederim. Bunda halledilmeyecek bir şey yok. Misal cooldown'u fullleyip ondan sonra cooldown'un fullenmesi güzel. Craft rate'imi arttırırım, drop rate'imi. Ya da craft'la drop'u salla şu an. Biraz vur. Biraz can kazan. 200. Hatta 255 can yapalım. Range 2 yapalım. Dur şimdi. Potion room. Ya da potun üstüne gelince yazacak o zaman. Bütün potları bitirmişim. Uvu. Şimdi dostlar. Hızlıca bir mantar toplayacağım. Önceden ben maksimum can potu basıyordum. Maksimum can potu hem belli süreliğine canı arttırıyordu. Hem de buff veriyordu. Ama onu değiştirmiş galiba. İtem basacak şey kalmadı, scrap kalmadı. İtem basacak scrap kalsa hallederdik. Bak tek seferde girip 10 level 1'den aldım yani oyunu... Tek atacağım neredeyse de şu şey ekranına gel bakayım. Pot ekranına.
Ha, bitti babam ya. Demo ile alakası yok dostlar ya. Şimdi bak bu HP Max Pot için bunlardan basıyorsun. Şunu ben bir hızlıca döneyim okuyayım. Bir de SFX'lerde sorun mu var? Aldım save'i. Döndüm menüye. Döndüm oyuna geri. HP Boost Potion. You can use it regenerate of percent of maximum HP'ni. Maksimum canın %10'u kadarı iyileştirir. Tamam, sistem değişmiş. Anladım, 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 anladım. Sistem değişmiş dostlar. Şimdi 255 canım var ya. 25 can basacak bana. Ama normal bir pot basmış olsaydım. Normal can pot da buradan yapılıyordu galiba. Normal can potu basmış olsaydım. Normal can potu direkt 650 HP. Tamam. Anladım. Normal can potu artı 50 HP verdiği için. Okey. Okey okey tamam. Benim aklımda şey diye kalmış. Bu pot önceki sürümlerinde. Doğukancığım sanırım tam sürümde Türkçe dil desteği olacak. Dostlar çok teşekkürler bu arada iyi dilekleriniz için. Çok çok sağ olun. Tam sürümünde Türkçe dil desteği olacak. Kesene bereket bu arada. Sağ olasın. Aa benim bir kitap daha basacak param var. Doğukancığım kesene bereket tekrardan teşekkür ederim. Craft yaparken de dostlar böyle minik bir event geliyor. 5 harf giriyorsunuz. O 5 harfle hareket ediliyor. Tüm modlar burada. Ne güzel. Benim kameram azıcık kapalı. Çayın yanına tıkınacağım çünkü. Bu potlar bana yeter ya. Ben TR1'i geçerim. Peki ne kadar şeyim var benim? 235. Bence kitaplara bir tık damage enchant'ı basılır. Yürü bakalım. Onu hele şükür anlayana kadar bir göbeğim çatladı şu maksimum HP potunun olayını. Önceden şöyleydi dostlar bu arada ben şundan dolayı afalladım. Range damage lütfen. Önceden şöyleydi. Maksimum canının %25'i kadar sana bir kalkan veriyordu tamam mı? 100 canın var diyelim örneğin. 125 oluyordu var olan can değeri. Üf, kitabın efektleri çok iyi ya. Dediğim gibi var olan can değerin 125 oluyordu. Arada tık tık yiyorum demeyeceğim. Ya can basmaya ihtiyacım yok. Range rate verelim. Neyse efendim. Sonrasında canı eski haline döndürüp canı fulluyordu. Yani 100 canın var. Maksimum can potunu bastın. 125 oldu. Ondan sonra tekrar 100'e indi. Can değerin 100'ün aşağısındaysa ama tamamlayarak indi. Çok çok OP bir pottu yani. Müthiş bir pottu. Ben teşekkür ederim dostlar. Sen şimdi şunu basıp 25 can alabilirim. Yani ne olacak bunda? Bu maksimum HP potunda. 1000 can basarsam 100 can yenileyecek. Bence güzel. Şöyle sakin sakin. Experience sizin üzerinize doğru geliyor bu arada. Haritanın neresinde kesilmiş olursa olsun. Bu arada bir dal can potu bastım. Tamam ilk level'larda normal pot kullanacağız. Sonraki seviyelerde bu maksimum can potu. Ben muhabbeti anladım bu arada. Herhalde keserim boss'u tekten ya.
İlk boss'u kesebilirsek bu arada. Ya bir tane potum var, bilmiyorum. Dikkatli oynamam lazım. İlk boss'u kesebilirsem şayet. Yanlış hatırlamıyorsam bir ödül veriyordu. Bu ödülle beraber 15.000 metal scrap alıyordum dostlar. 15.000 scrap'le alttaki iki kitabı iyice fullerim. Ama boss'u kesebildiğim senaryodan bahsediyorum tabii yani. Boss'u kesebilir miyim? Orası muamma. Bir miktar ekmek gameplay'im var. Ama saldırı hızına bakar mısınız ya? Bak bunların aralarında bir tane... Şu daş atan olmasa... Agam yarasa spamleyenler canımı okudu agam. Doğukan'ın 5 stage var. Bildiğim kadarıyla. Ver artı 50 can ver. Bir de potum var. Belki boss'a kadar hayatta tutar beni. 5 stage var. Yani 5 farklı alan, 5 farklı harita ve o haritalardaki o alana ait düşmanlar. Her haritanın kendi boss'u var. Her tier'in kendi boss'u var. Bir de big boss var. Oyunun en büyük boss'u. Toplamda 6 boss var bildiğim kadarıyla. Bir dal potu bir basalım. Kestik bu arada. Okey. Okey 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 okey. Bir sıkıntı olmadan. 4 silahla başımıza bir kaza bela gelmeden kestik. Direkt tier 2'ye geçmeyeceğim. Tier 3, tier 4, tier 5 kilitli. İlk alanın boss'u buydu. 6.000. Ha sen ilk trofi için... Ha yanlış hatırladım ben. 15.000 scrap vermiyordu o zaman. Bu ilk trofi ne veriyor? Envanterimde mi gözükecek item olarak? Puan veriyordu galiba. Yani stat'a baksanıza. 15 stat veriyordu. Onu bir yerden görüyorduk da. Onu merak ettim. Nereden gördüğümüzü merak ettim. Yani crafting'den gitsem craft ve drop rate giderdim de bir skill'lerimi oraya harcamak mantıklı gelmiyor bana. Abi 50'ye 475. Silahlar 33 vuruyor. Cooldown'ları zaten çok iyi. 6000'im var. 6000'i böleceğim. 2 tane tier 4 kitap basacağım. Aga 2 tane. Tier 4. Dın 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 dın. Kupalar envanterin solunda. Şunu görmediğime inanamıyorum ya. 15.000 scrap veriyordu önceden. 5.000'e düşmüş galiba abim değil mi? Facecam neden kapalı, açacağım birazdan. Evet, güncelleme almış. Cam potu değiştiğinde de afalladım bir. Emanetleri çektim. 42. Cooldown'u çok iyi. Acık pot farmlayayım, öyle girem.
Port farmlamazsam T2'de bana kesinlikle nal toplatırlar. O yüzden port farmlayıp girmek önemli. Oyun Türkçesi var mı şu an? Abi ben demodan oynuyorum yalnız. Muy beni demonun betalarını aldı. Demonun betasında Türkçe var mı? Okey varsa. Save alayım. Döneyim. Options. Language. Aa Türkçe var. Ve harika. Aşama 4. Seviye 15. Iska bekleme. Menzil oranı, üretim oranı, şans, hareket hızı, uzak menzil hasarı, yakın dövüş. Başlata bastığın andan itibaren envanterine erişemezsin. Zindanı ya ölerek ya da sonuna gelerek terk edebilirsin. Bak. Güzel. İngilizce... Almancası bile var. Varmış abi. Ben İngilizce asetlerini daha çok beğendim. Kamerayı açacağım bu arada. Arada alt tab atıyorum. Görüntüyle alakalı sorun yaşamanızın sebebi odur. Haberiniz olsun. Kamerayı açacağım diye alt tab attım. Açmadım. Şimdi açacağım. Fazla fazla toplayalım. Şey yaparız olur mu? Satar enchant'a basarız. Zindan korkutmadı. Pot basacağım ya. Pot basacağım ve dediğim gibi satıp enchant'a vereceğim. Yemin ediyorum gözümün önünde birden Stream Life Simulator canlandı ya. Yayıncı olma simülatör. Yeterince topladım diye tahmin ediyorum. Ne kadar var envanterimde? İksir. 132 tane, 151 tane. Okey. Yani 10 tane basılır mı? Son tur. Son tur kalanını satıp kitaba yatıracağım. Hatta bence atakta sorunumuz yok. Mümkün mertebe şeye yatıracağım böyle. Range. Silahın range'ini enchantlayacağım. İngilizce şeyi hoşuma gitti dostum. Yazı şablonu. Sen beni yanlış anladın galiba. İngilizce yazı şablonu hoşuma gitti. Hani kullanılan Times Dream Roman diyeyim sen anla ya. Kullanılan yazı tipi hoşuma gitti. Gözüme daha hoş gözüktü. Tabii ki Türkçe olması daha iyi. Şimdi bundan 15 tane yap. Bunları satacağım. Şununla şu birleşince bir şey oluyor mu? Oldu lan. Vallahi randomla randomu birleştiriyorum. Bu da oldu. 150 olmuyor. 10. Evet. Yani bundan bir şey olmadı. Şu mavi mantar elimde kaldı. Yine şöyle yapalım. Şunu iptal edelim. 5 tane bu, 5 tane bu,
Bununla bunu karıştırsam. Aga be. O da item vermedi. Neyse. Tariflere bakmaya üşendim. Bu cam potunu kullanacağım. 15 tane hız potu. 15 tane ne bu? Iska potu. ...15 tane bekleme süresi azalma potu... ...sonuncusundan 5 tane basabildim. 579... ...güzel altın birikti aslında. Aga mesafe... ...mesafe... ...artı bir artı bir mesafe basıp duruyorum. Güzel. Hadi aşama 2'ye gelip pert edelim. Elemanlar çok şirin değil mi? Artı 2 menzili ver madem. Bunlar kalıcı değil bu arada. Bu aldıklarınız sadece bu zindanda geçerli olanlar. Hani artı 2 menzil alıyorsun, ne bileyim artı 5 şans alıyorsun, bir şey alıyorsun ya. Onların tek geçerliliği bu zindan. Evet, ben pot basmaya başlasam iyi olur. Anca toplarım gibi günü. Ver şans ver. Kitap verdi bu arada, farkında mısınız? Loot'tan kitap çıktı. Benim birader balansı güzel oturtmuş bak. Her önüne gelene tek atmıyorsun. Arada minik minik pot basıyorum, ne yapayım? Defansiydi o an, daha iyi diye onu aldım. Oo. Burada da zombi spawn edenler var. Şu alana bir yere bir kuru kafayı bir şey bıraktı ama. Ha, bunlar zaten mekanda mı vardı acaba? Şimdi size karşı yalanım yok. Şeyden bekledim. Biraz spamlansınlar. Farmlayayım diye bekledim. Şimdi güzelmiş yani. Şey var yani Buratota'da mesela. Buratota'da ne var abi? Dalga 9. Dalga 9'da üzerine gelenler böyle hani acayip sana XP kazandırıyor, materyal kazandırıyor. Bunda da öyle. Doğukan'ım, kesene bereket dostum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Agam, telefon için hani nasıl port olur, ne olur, ne biter bilmiyorum ama teşekkür ederim. O içindeki istek gerçekten hoşuma gitti ya. Eyvallah Doğukan'cığım, kesene bereket. Abi daha 3 zindan var. Dediğim gibi. Ve misal bazı şeyler değiştirilmiş. Ve ben değiştirilmiş bazı şeyleri bilmiyorum. Örneğin Tier 2 kupayı alınca ne verecek? Bu wave biraz üzerime geliyor musunuz acaba? Durduğum an bunlar beni avlar. Yukarıda bir yerde sandık mı gördüm? Yep. Bir item aldım ama aldığım itemin ne olduğunu bilmiyorum.
Onları da satarız. Onları da satarız, hiç sorun değil. İşimize yarayanları kullanırız. Harita experience. Of. Efendim, güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Sevgili Atlas, hoş geldin. Ne haber? Keyifler yerindedir inşallah. Aldım vallahi 50 canı. Okey, bastım iksiri. Şimdi şu iksirin kullanım süresini bekliyorum. Bir daha basacağım. Zaten şimdi ikinci boss gelecek. İkinci boss şu aslan kılıklılardan mı spam ediyor? Dayı, biz burada var ya, kendimizi mahvedeceğiz galiba. Abi duramam ki. Nasıl duram? Vallahi duramam. Şimdi. Konuşacağımız bir numaralı konu şu. Boss'u kesip burayı es... Aha, boss patladı. Boss'u kesip burayı es kaza kesmeyi başarırsam... Ölmeden... Ben buradan dünyaları kaldırırım. Diğer bir kitapların yerine de daha iyisini basarım. Biraz terletti. İyi, iyi adam spamledi. İyi adam spamledi. Ne vermiş ikinci trofi? Aşama 2 zindanından ilk kez bu ödülü aldığın için, ilk kez kazandığın için 35 yetenek puanı 200 can. Vallahi ilaç gibi geldi. Wave zamanlı değil. Ya bütün düşmanları kesersin. Baran'ım, hatırlıyorum ama düzeltildiğimi bilmiyorum. Oyunun bir hikayesi var mı? Arka planı mı? Abi şu an bilmiyorum. Yani varsa bile benim haberim yok. İşte asırlar önce burayı işgal eden... Hızı fullesem? Hareket hızı sonsuza kadar verilemiyor değil mi? Hareket hızı sonsuza kadar veriliyor. Ben şu hareket hızını 55 yapsam şu an uçarım. Hareket hızını bir 3 verip 5 yapayım. Benim hasar arttırmam lazım. Bir artı 10 menzil basarsam fena olmaz bence. Çok mu boş harcıyorum acaba, onu düşünüyorum şu an. Abi canı şöyle 1K'ya yaklaştır. 845. Artık mantarlardan maksimum can üzerinden can veren iksirden basacağız. Çünkü artık o iksir 5 veriyor. Aşama 4 kitap. Abi kullan. Benim bir tane daha aşama 4 basma şansım var mı? Benim silahlar kaç vuruyor? 36 vuruyor. 69 menzile vuruyor. Şu ikisini satarız pub'da. Yakın dövüş silahını sat. Uzak menzili sat. Benim biraz iksirde farmlamam gerekecek. Kitap kademe 4 oluyor mu? 2780. 3740. Bir tane aşama 5 basarım mı? Bir tane aşama 5 basarım. Aşama 5. Onu al buraya. Şimdi pub'da bu sattığım silahlar şey veriyor, okey. Scrap de veriyor galiba. Hem scrap hem enchant puanı. Abi mesafe arttır. Yapalım abim. Artı 10 yapalım. Şimdi benim biraz tarlacı gaming yapmam gerekiyor dostlar.
Acık tarlacı gaming olacağız ki şey yapabilelim. Oğuz abim bir şey soracağım. Oyuna otursam, try hardlasam, sence tek seferde bitirebilir miyim? Hani oyun tek oturuşta bitirmeye müsait mi? Yoksa şey böyle biraz grind fazla mı olmalı? Son boss'ta bir zorlanırım gibime geliyor. Bir de Priest seçtim ya, belki o şey olabilir. Hafif grind ister ya. Herhalde son boss'a böyle bir kademe 8 silah. Hafif bir enchant. Son boss'u hariç bitirirsin. Ben de öyle düşündüm abi ya, ama son boss elime verir gibime geldi. Biraz enchantla falan halledilir gibi. Son boss için biraz daha scrap farmlamak lazım. Böyle bir vuruşta bütün mantarları eziyor ya. Biz artık normal can potu basmayacağız bu arada. Maksimum sağlıkla can veren can potu basacağız. Hatta ne yapalım biliyor musunuz dostlar? 3 tane normal potumuz var. Bu 3 normal pot bitene kadar pot basmayayım. Bir gireyim ölene kadar o 3 potu kullanayım. Nasıl olsa ölünce mantar kaybetmiyoruz. Ölem gelem. Öyle diğer potları basalım. Şu an deli gibi enchant atacak param olmuştur bu arada. İksir odası. Yani biraz daha beklemek lazım. Şu 240 bu 253. Şu ikisini birleştirince bir şey oluyor mu? Olmuyor. O zaman en yakın ne var? Bununla bu var. Satacağım. Satacağım, ondan basıyorum. Yoksa maksimum can için şu ikisini basmam gerekiyor. Ki biz maksimum can basacağız. Birader tek tek değil de. Şuraya miktar girersek artık 15 değil 16. Bravo. Bak itemi satınca scrap verdi bu arada. İksirde scrap vermiyor. Aynen abi, canım 500'ün üzerine çıkınca yüzdelik can potu. Ya da dur iş güzellik etmeyeyim. Kademe 3'ü de girdiğim gibi geçmiş olayım. Bas bunu. Tertemiz. 15 tane değil de 10 tane. Misal şununla şunu birleştirsem verdi bir şey. Bununla bunu birleştirsem verdi bir şey. 9 tane. Bununla bu vermedi. 9 olmaz. 7 tane. Bununla bu. Eyvallah. Kapsül iksiri. Bu XP falan veriyordu. 3 iksiri. Yaratık iksiri. Bunları enchant basmaya kullanacağım. Potum ve can potlarım dursun. Şundan 10 tane var. Sattık acaba abi. Bundan yine 10 tane. Sattık acaba abi. Bundan 7 tane. Hadi bakalım, aşama 3'ü bitirme zamanı şimdi. Ha, anladım. İtemlerin maliyetin yarısını veriyor Şahin'im.
Anladım. Tamam. Şimdi buradan aşama 3'e doğru gideriz. Yeter canım. Daha kaç kişi izlesin istiyorsun yayını? Cooldown'lığımız çok iyi ya bu arada. Ve Priest oynadığım için neredeyse 1K'ya yakın can var. Dayak yemiyorum. Yesem de çok minimal. Hareket hızı var madem. Şu küçük iksirleri bir basalım. Küçük iksirler sadece 50 veriyor çünkü. Bu arada 15 tane yüzdelik cam potu bastım. Yani mümkünse ölmeyeyim. İksirlerin yarısı gittiği için dertlenebilirim çünkü. Olur. Artı 100 can da olur. Ha, şu robot kılıklılar içinden deşleyen adam mı spamlıyor? Aha can iksiri bitti. Yukarıda sandık gördüm. Aç gözlülüğümü öleceğim var ya. A, balta verdi. Baltadan kaçmıyorum. Baltayı almaya ilerleyemem. İnşallah o balta bir ara bana gelir. İten beni kovalayıp duruyor. Bir can. Çok şükür birader. Yani baltayı alana kadar azıcık zorlandık. İki tane tier 1 kitap var elimde. O iki tane tier 1 kitabı şey yapmak lazım. Onları bufflasak halledeceğiz gibi. Ben canım azalmadan basıyorum potu bu arada. Riske girmek istemiyorum çünkü. Şimdi canımın azalmasına müsaade etsem. Öldüğümde iksirlerin yarısı gidecek. Kullanmadığım iksiri çöpe atmak zoruma gider. Hıza puan veririm de o kadar çok vermeyebilirim. Artı 2 menzil. Tamam, 13 tane iksirim var. Bir basayım bir tane. Burada stat kazanacağız mı onu da bilmiyorum yani bu. TR 3'ün boss'u. Abi. Menzilli güzel de biraz bu spamlayan yaratıklarda azizliği var galiba ya menzillinin. Hadi bakalım. Bu Wave 13'te bayağı güzel ya farm atacağız ya da ups ups kamerayı mahvettim. Aleykümselam Optimus, hoş geldin, merhaba. Tamam. Kameraya öyle bir vurdum ki ayarımı şaştı, ne oldu? Midesiz Adar abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Midesiz Adar.
Merhabalar. Agam. Agam, devasa bir sorunumuz var. Ve kuyruğumun dibindeler yani. Kuyruğumun dibindeler. Ve yakalıyorlar. Biraz hız alsam iyi olabilir. Adamlara vurmam lazım. Abi çok fazla şey birikti. İmdat. Sonsuz döngüye girdim. Abi nasıl yapacağız ya? İmdat. Gücüm yetmiyor. Ben salmayacağım bu arada burayı. Söyleyeyim, sabaha kadar buradayım. Oğlum ne tarafa döndün? Ben bu iksirlerimin yarısını basmadan vermem. Ih. Ih. Hadi la. Azimli sıçan duvarı deler lan. Azim, kararlılık, irade. Çelik gibi irade. Abi çelik gibi irade. Ver experience'larımı, ver, hak ettim. Eyvah. Eyvah, aynı kabus bir daha başlıyor. Eyvah. Eyvah. Emolo! Hızlıca manevra atıp arkadaki spam nedenlere vurmam lazım. Or sıçtım. Yemin ediyorum yaşama bu kadar istekli tutunan başka biri var mıdır bilmiyorum ya. Kanka ben 15 pot bastım. Öleceksem de o 15 potu basıp öyle öleceğim. Azimli sıçan, yemin ediyorum. Azimli sıçan. Allah'ım lütfen artık bir şey spam etmeyin ne olur. Asa çıktı galiba arada. Asa mı çıktı, bir şey çıktı. Hız vereceğim bu arada kesinlikle. Bunlar götümün dibinden ayrılmıyor. Cooldown'um iyi. Abi item güçlendireceğiz yani. Bunun böyle laması cimisi yok. İtem güçlendireceğim.
Vuruş hızımızda bir sıkıntı yok çünkü. İtem güçlendirip vura vura keseceğiz. Aa, Medusa geldi. Çıkın gidin lan hayatımdan. Abi. Evet. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hızlı bir 15 yapayım aga. Can 950. Ne geldi? Bir tane balta mı geldi? TR5 gelmiş ama balta. Şimdi pub'dan TR5'ten gelenleri satacağım. Birden fazla geldi Joe. Hadi canım. Koş. Koş pembiş koş. Hasar. Dıdım dıdım dıdım. Kitap son kademe 13.700. Bir tane kademe 7 basabilirim. Hadi bir tane kademe 7. Kademe 1 kullanmaktansa bir tane de 3 diyeceğim de yok. Yani item yok. Aşama 7. Şu aşama 1'i git pub'da sat. Ben bu tier 3 boss'u kesmeden uyumam aga. Yani bu tier 3 boss'u kesmeden bize uyku yok. Yok ya, sakal hep böyle uzattım da saç normalde 3'e vuruyordum işte. Hanım istedi diye arada uzatıyorum işte. Normalde saç 3, sakal top sakal kanka. Aslında yani 10 senedir değişmedi diyebilirim. Buraları bir tavaf edeceğim de. Grind zamanı bebeğim. Biraz daha grind. Hem YouTube'da hem Twitch'te yayındayım dostlar. Kral Ege yurt dışında yani en son Kanada'daydı, döndü mü geldi mi bilmiyorum. Devam, grind'a devam. Ben o aşama 3'ü keseceğim aga. Arkadaşlar bu arada yani eskiden videoda görüp şu an göremediğiniz adamların %90'ının kendi hayatı olduğundan dolayı adamlar gelemiyor. Yani kendi hayatları var, kendi yaşantıları var. Kendi yaşantılarında uğraşmak zorunda oldukları şeyler var. Okey, doğru bastım. Geri kalanı beklesin. Ya da şu ikisinden bir şey çıkar mı? Ondan gelemiyorlar yani. Böyle bazılarınız şey zannediyor, böyle kavga, dövüş, gürültü. Ama kaç yaşına gelmiş adamlarız abi. Kavgayla ne işimiz olur ya? Değil mi Samet? Acık mantık kullansan. Ya da vazgeçtim ya. Sonra enchantlamak için basarım.
Var 9 tane iksir bana yeter. Benim canımın %10'u daha yapıyor yani. 94 can yapıyor. Bu sefer biraz kitabı da upgrade'ledim. Yüksek kademe kitaplar da var. Kestik mi A3'ü bu el? Dokuz tane potum var hocam. Ve bu sefer hızlıyım. Hasar. Ben takım tutmuyorum efendim. Futbolla alakam yok. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Yani izlediğiniz içerikler hoşunuza gidiyorsa ne mutlu bana. Biraz odağımı kaybettim. Hafif odaklansam iyi olur. Bütün skilleri yiyorum çünkü. Uzak menzil hasarı. Evet, buraya kadarını kolay yapabildiğimizi hepimiz biliyoruz. Şimdi asır spawnerlar geldi. Bak bu sefer o kadar sorun olmadılar ha. Biz geçen el... Aha kitap. Biz geçen el Medusa geldiği için öldük. Kitap diyorum sandık. Medusa geldiği için öldük. Medusa'nın saldırılarından kaçamadık. Böyle minik kısa dönüşler. Bakalım, umarım bu sefer boss Medusa'dan kaçışımız olur. 4 iksirim daha var. Abi, iksir farmlıya farmlıya. Veriyorum. Şöyle bilerek kesmesem kesebilirim çünkü başa çıkabileceğimi hissediyorum şu an. Bilerek kesmeyip farmlamam bir taktik midir efendim? Bence taktiktir. Hani normalde kesebilecek ya. Kardeşinin oyununu da kırmazsın ya. Bir tanesini sağa bırakayım, oturayım, gideyim geleyim, şey yapayım diye düşündüm de. Gideyim geleyim orada XP katsın gibi. Bak ben oyun ayırt etmiyorum farkındaysanız. Kardeşimin oyunu da olsa bozarım. Yok bu sefer kabus yaşamayız ya. İtemleri yükseltti, kızı arttırdık ya. İtemleri yükseltip hızı arttırdığımız için bir de taktiği çözdük abi. Yakın döneceksin.
Yakın döneceksin ki... Önde spamladıkları... Şey yapamayacak, hani tanklayamayacak. Arkadakilerine dönecek. Son 2 iksirim. Hadi bakalım. Aşama 3'ün boss'u geliyor. Hareket hızı ver. Artı 2 daha. Son potum. Son potu da boss'a saklıyorum artık. Aha da boss. Sadece önüme bakmaya çalışıyorum. Abi bu Medusa biraz hızlı mı koşuyor ya? La git lan! Öldü galiba. Oh. Şimdi ne verdin bana trofi olarak? Artı 100 yakın ve uzak mesafe hasarı, tertemiz. 50 yetenek puanı. Şimdi bu aşama 6 baltayı satacağım da ben. Silahlarım kaç vuruyor o zaman? Deli gibi vuruyor. Şu aşama 6 baltayı bir sat. Uzak mesafede de arbalet gelmiş, sat. Keblo. Dızcı maymun. Hızı 50 yapsam bir şey olur mu? Bilmiyorum. Ama hızı 50 yapmam. Hızı 50 yaparsam oyunu trollemiş olurum. Ki trolleyelim, tamam ama... Kesemem geri kalanlarını. Şu 10 tane şundan satarsam bir tur daha enchant basabilirim. Gidip rahatladık bu arada ya. Tamam, 9'unu tek de sat. Enchant odasına gir. Artı bir atak daha. Şimdi... Hocam ben 1500 can istiyorum. Neredeyse 1500 can. Kitap. Bir tane daha aşama 7 üretirim. Tertemiz. Bunu aldın, TR1'in üstüne geldin, kullandın. Şimdi net bize deli gibi pot lazım ki aşama 4'e gidebilelim. Efendim abi? Efendim Oğuz abim?
Balon TD6 ileride olabilir tabii ki. Bence şu an iyi ilerledik bu arada. 1500 can var. Ama ben elimdeki statların tamamını kullandım. Artık yeni gelenlere kısmet. Ama şöyle bir bardağın dolu tarafı var. Elimde 1500 can var. Doğal olarak bastığım potlar 150 can verecek. Tedarikli gireriz, hallederiz. Kaçıncı bölüm? Tek bölüm dostlar bu. Tek oturuşta bitirmece yapmaya çalışıyorum. Ha, tek oturuşta bitmez ya. Hele o son boss var ya, son boss. Fena anasının gözü o. İksir yapmak için mantar topluyorum bu arada. Bundan sonra bir el daha girerim herhalde. Bu arada mantarlar da değişmiş herhalde. Yani önceden misal max can potunu bastığım mantarla şu anki mantar kombinasyonu farklı gibi geldi bana. Benim biraderin oyunu biliyorum tabi. Musa kim? Bence de Musa kim ki? Son mantar toplama turuna giriyorum bu arada. Şu an demosu ücretsiz olarak oynanabilir durumda. Ama tam sürümde elbette ki ücrete tabi olacak efendim. 12 tane. Maksimum can potu için ne gerekiyordu? Maksimum can iksiri için bundan gerekiyordu. O zaman 14 tane alır mı? Alır. Almazmış. Matematik masayı terk etmiş. 13 tane can potu bastım. Geri kalanları kalsın. Hadi bakalım, koştur koştur aşama 4'e. O ne lan? Bu el gelenler böyle biraz hızlı gibi. Evet, 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 evet. Oğuz abinin hız bastan kastını anladım. Ay, 7'sinden 70'ine hepsi hızlı. Aga, yaratıkları göremiyorum. O derece hızlı. Bence benim iksirlerin yarısı mındar oldu. Hocam. Mındar olmamış da olabilir. Şimdi 150-150 can basılıyor sonuçta da. Canavar sayısı az ama adamlar jet ski gibi. Merak ediyorum da Musa... Dün yayında oynayan adam bu seviyeye gelseydi ne tepki verirdi acaba? Gerçekten çok merak ediyorum ya. Abu. Abu. Ama karakterler güzel bu arada ya. Bak şu mantar adamlar bana neyse... Prenses Mononoke diye bir anime vardı, onu anımsattı. Şu elde mızrakla koşturan mantarları da sevdim. Kesinlikle hız vereceğim.
Kesinlikle varımı yoğumu hıza basacağım. Bu el beni azat edin, olur mu? Bu el beni azat edin, beni öldürmeyin. İksir basa basa. Azat edin Enjo. Wait, wait, wait. Peki bir şey sormak istiyorum. Kaç potum var? 8. Eğer boss aniden çıkıp bana tek atmazsa boss'u keserim. Yani kendi gameplay'ime güveniyorum. Tam hız vermemiş olabilirim. Can verdim bol bol. Ağır bir tankım. Ama hız vermesem de canım çok ve vuruyorum yani. Hareket hızı aldım paso. Köşelerden kaça kaça. Bastım canı. Daha 4 wave daha var ama can potum var. Canım çok azalırsa LoL'de şey diye bir olay var ya abi, lane freeze. Ben de burada wave'i donduracağım. Vurmak yerine ağırlıklı olarak kaçmaya çalışacağım. Potun cooldown'u geldikçe basıp geldikçe basıp ileri ramplara daha yüksek canla çıkacağım. Yani kafamdaki plan bu. Şimdi tekrardan köşeye, köşelerden önce üzerimize zıplayanları alalım. Ah, sandık. Arbelet geldi ama çok yüksek kademe bir arbelet galiba. Arbelet almak için ölmek istemiyorum. Kenardan kaçtın. Daha 4 can potum var. Son el. Yakalıyorlar ya. Gözüm alıştı. Sıkıntı yok yani. Hallediyorum da. Bu son el. Tamam. Lane freeze. Lane freeze abi. Kesmiyorum, kaçıyorum. Kesmiyorum, kaçıyorum. Bir tanesi o kadar adam spawn edemez. Görselleri güzelmiş bu arada ya. İtem nasıl olsa bana gelecek. İksirin cooldown'unun gelmesini bekliyorum. Tamam. Şimdi kesebilirim. İki tane iksirim var abi boss'a. Tamam. Speed basmadan imkanı yok. Ama iyi geldik bence. Yetmez ki. Bu hareket hızı yetmez bu arada oraya.
Sonel çok fena. Okuyorum şu an chat'i. Aşama 8 topuz. Aşama 7 asa, aşama 8 arbelet. Şunları bir okutalım kral. O kadar aşama 8 geldiyse bizde çok iyi para birikmiştir. Yani şu kitaplardan birini misal 13.700'müş. Bir tane aşama 10 basarım. Bir tane aşama 10 basarım. Sence oyunun amacı ne sevgili Talha Berk? Senin fikrini merak ediyorum ben şu an. Şunlar kademe 4 kitaplar değil mi? Kademe 4 kitaplardan şey yapalım. Senin gören gözlerin ne diyor? Elf gözlerin. Adamın elinde olmak altı silah. Bu silahlara vurmak yaratık. Yaratıklara vurmak. Mantar toplamak, iksir yapmak. İksir yapmak, yaratık öldürememek. Oyuncu akıllı. Yaratık cıncık. Bu şekilde. 4 tane zindan var. 4 zindanda üzerine gelen düşmanlar var. Haliyle üzerine geldikleri için kesmen gerekiyor. Yani piknik yapmayı da deneyebilirsin ama çok arkadaş canlısı değiller. Hele hele kılıksız böyle mantarımsı elinde mızrak tutan pırasa kılıklılar var. Onlar hiç arkadaş canlısı değil. Sebze sağlıklı deyip böyle sebzeden alacağımız vitamini ağzımızdan değil başka bir yerimizden vermeye çalışıyorlar. Öyle. Ama ben sana anlatıyorum. Oyunun şu an fiyatı yok. Demo hali. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Bakın sabitlenmiş mesajlarda link var. Sabitlenmiş mesajdaki linkten oyunu tek tıkla indirip oynayabilirsiniz sevgili dostlar. Steam'de istek listenizi alırsanız da tatlı olur. Ben burayı harmanlıyorum bu arada. Şimdi bir tane Kademe 10 kitabım var. Ve kitabın cooldown'u çok düşük abi. Patır patır vuracak diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım inşallah bu sefer hayatta kalırız. Hızlı koşuyorlar, yakalıyorlar ya. Muhtemelen gene hayatta kalamayacağız biliyorsunuz değil mi? Biraz bir gülme tuttu da. Ben burayı yedim değil mi? Yedim. Takas odası değil. Baba hız iksiri basabiliriz de şimdi yani hız iksiri nerede? Güç bekleme süresi ıska yaratık hız. Hız şu ince belli. Bundan. 25 tane mesaj bana geliyor. Bunları kullanamazsak yanacak bu arada. Birader 10 tane de cam potu bas.
15 tane cooldown'la bok basarsın sen o 25 tane potu da. Hadi neyse ya. Şimdi şunu merak ediyorum. Silahlarım da daha iyi artık. Misal. Ben bu hız potunu bastım. Daha mı hızlıyım? Yani. Keşke satsaymışım. Var bende. Efendim ben Kırşehirliyim. Kırşehirliyim efendim. Ama nasıl artı 2. Ya yani hız iksirinin öyle bir şeyini görmedim. Alameti farikasını görmedim. Ama statlardan hız veririm. Potumu eksik etmezsem hallederim ya. Tek dileğim şu kalan 24 iksiri sağ kalırsam satabilmek. Ver ver, hareket hızı ver. 20 değil 50 hareket hızı falan lazım buraya herhalde. Uvu 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 uvu. Bak kesiyoruz. Kesiyoruz. Demek çıkarmada bir sorun yok. Demek yiyoruz. İyi yiyoruz hem de. Artı 5 defans vereyim. Ben cana her türlü basıyorum. Belki defans biraz artarsa hani biraz az yerim. Ya da sağ ol kanka tokum. Yedim geldim derim. Belki oradan işe yarar. Daha rahatız. Nispeten daha rahatız. Önce kaç. Önce kaç abi. Üzerine gelen milileri bir avla. Köşede bekleyeceğim. Yedim bu arada. Kötü taktikmiş. Üzerime doğru koşup vuranlar olursa diye şey yaptım da. Bak boss roundunda köşeden başlayıp o köşe senin, bu köşe benim, köşe kapmaca gibi oynayacağım boss'la. Hareket hızı artı 5. Öncelikle aradaki farkı açtın. Tamam. Cam potunu bastın. 5 tane cam potumuz var. Full can girmemize gerek var mı? Yani burada 2 tane cam potunu basana kadar bekleyeyim mi? Onu bilemedim. Basmalı mıyım? Bence basmalıyım ya. 4 tane daha var. Agam.
Tamam. 3 iksir kaldı. Abi döne 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 bir hal oldum. Döne döne bir hal oldum. Bak bu sefer itemlerimiz daha iyi ama ya. Bence bu sefer bir şansımız var. Bak bütün skill'leri de hareket hızına verdim. Dalga 15. Kaç abi? Kaç 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 kaç. Kaç köşeden? Köşeden köşeden. Tamam. Tamam bir 20 can eksiğim var. 3 iksirim var. 3 tane can potum var. Misal bir hız iksirini bastım. Hız iksiri aktifken bir şey fayda ediyor mu? Meh. Bilerek wave'i bitirme imkanım olsa da bitirmeyeceğim bir tur. Şu iksir cooldown'u bir bitsin. Tamam, cooldown bitti. Geç köşeye, geç köşeye. Ayıp, 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 ayıp. Moruk ben ne yapacağım? Allah'ım varsa dur la! Tamam, 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 tamam. Devasa dinozor öldü, devasa dinozor öldü. Yapmam gereken tek şey bunlara deş attırmamak. Deş attırmadan yürürsem vurdum. İskeletler güzelmiş bu arada. Son iksirimi de bastım. Şeyleri satacağım bu arada ya. Hız iksirlerinin geri kalanını satacağım. Oh, zordu, zordu, zordu. Zordu. Anda geriye kademe 5 kaldı ama kademe 5'ten evvel bir beklesin. Bu ne veriyor? Zindan 4'ü kazandığın için 200 menzil ve 75 yetenek puanı. Abi şimdi 200 menzil çok iyi. Artık silahlar çok daha ilerisini görebilecek. Bununla beraber hız. Allah'ını seviyorsan bir 50 hız yapalım. Beni orada hiçbir şey kurtaramadı. Sonrasında burayı bir 200 yapalım. Kalanına can bas. Kalanına can bas. Geldim pub'a. 23 tanesini sat. Yakın dövüşte aşama 8 bıçak. Bir tanesini sattın. Pek item düşmedi bu el. İtem açısından verimsizdi. Onun dışında güzel. Kademe 10 kitap basana kadar bekleyelim diyeceğim de. Aşama 7, aşama 7, aşama 4, aşama 4. En azından aşama 4'lerden birini çevirelim ya. Aşama 4'lerden birini... Az daha yapamıyordum. Aşama 4'lerden birini aşama 7 yapalım. Çok fazla aşama 7 oldu elimde, farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. İyi dilekleriniz için çok çok sağ olun. Ben bu arada gidip enchant'ın tamamını ana menüde de hızlı koşuyorum bu arada. Enchant'ın tamamını kitaba basacağım. Bas bas hasar bas. 85 vuruyor, 76 vuruyor. 70 vuruyor. Cooldown'ları falan zaten çok iyi. Ben oyunu bitiririm bu arada. Yani birazcık farm. Son boss'a da gireriz de son boss'u kesmek hedefim değil. İşin açığını söyleyeyim. 5 trofiyi birden alacağım. 5 başarımı birden aldıktan sonra kapatacağım oyunu.
Yani son raddeye kadar gideceğiz dostlar. Can değerim zaten çok yüksek. Maksimum pot bastığımı bizde. Efendim çok teşekkür ederim iyi yayınlar dileğiniz için. Başlamışken bitireceğim aynen öyle. Efendim oyunumuzun ismi Dungeons and Craft Brototo benzeri roguelite bir tür gibi, lakin bu oyunda alelade bir patates yerine, yani alelade patatesten kastım Brototo'daki gibi hani tek bölüm oynayıp sonrasında istatistik kazanamayan bir patates yerine burada gelişebilen bir karakter var, istatistikler var, seviyesi var. Seviye kasıyorsun, istatistik kasıyorsun. Bununla beraber senin gücün de artıyor. İtemler kasıyorsun, itemlerin seviyesini arttırıyorsun. Ve gitgide kendini daha da geliştiriyorsun. Hani Brototo'nun içine RPG unsuru eklenmiş gibi düşün. Rol yapma öğeleri eklenmiş gibi düşün, tamam mı? Rol yapma demeyeyim de. Karakter gelişimi. Çünkü şimdi rol yapma dersem oyunda herhangi bir rol yapma durumu söz konusu değil. Oyun Türkçe bu arada gördüğünüz gibi. Ve sabitlenmiş mesajdan sevgili dostlar oyunu dilediğiniz gibi indirebilirsiniz demo sürümünü. İstek listenizi alırsanız da çok tatlı olur. Bu şekilde. Son tur giriyorum. Hızlı 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 ormanı toplayıp sadece cam potu basıp çıkacağım. Bakalım kademe 5'te şansımıza daha yüksek tier düşmanlar, yani daha yüksek tier ekipmanlar çıkabilir. 14 tane basacağım. 14 tane max HP potu yeter. Evet, oyunu bitirmeye doğru gidebiliriz. Ah, teşekkür ederim sevgili Azrex, sağ olasın. Fatih, Allah kolaylık versin. Kardeşim benim. Ahanda aşama 5. Hadi bakalım. Ya aşama 4'teki kadar hızlı değiller. Ya da ben karakteri hızlandırdığım için artık aşama 4 fark etmiyor. Yenile atsana. Hareket hızı ver. Abi çar da hızlanıyor. Düşmanlar da gitgide hızlanıyor. Takibi biraz zor olacak gibi. Bir can basalım bu arada ya. Şimdi konuşmak için henüz erken. Ama sanki... Evet. Lafımı geri aldım. Sanki boss'u bu girişte keseriz diyecektim. Ne yapıyorlar? Işın dalgası gibi bir şey atıyorlar. Galiba kademe 10 kılıç geldi orada. Mamut minicileri falan mı var? Goblin Rider'lar var düşman olarak. Abi haritanın köşeyi kendime siper edindim. Haritanın köşeyi kendime siper edince ne olacak?
Önce hızlanan düşmanlar gelecek. İblis gibi bir şey spamlıyor bunlar da. Goblin Raider'lar. Şimdi haritanın köşesini dediğim gibi kendime mesken edindiğim zaman artı 200 menzil buff'ını da aldım zaten. Üzerime deşleyip böyle hızlı hasar verecek olanlardan kurtuldum. 9 tane daha şey var, potum var, sıkıntı yok. Canı fulledim sayılır. Ani hasar verip öldürecek adamlardan kurtulduktan sonra iş bitiyor. Yenile. Hadi artı 50 can ver. Evet, taktiği unuttuk. Taktiği unuttuk. Tamam. Taktik, taktik, taktik. Yine hasar yiyoruz. Yemiyoruz değil de minimal. Minimal yiyoruz abi en azından. Evet, geriye doğru bir adım atmak hiç iyi bir fikir değilmiş. Açtın. Son 5 iksirim. Şimdi dediğim gibi bu boss'u tekte geçersem benim hedefim bu. Son boss'a gider kafa atarım. Tabii canım. Hocam köşeden köşeden köşeden. Can full. Son 4 pot. Şimdi tek sıkıntı. Gelecek tur boss gelecek. Köşeye kaçarsam boss'a nasıl vuracağım? Boss dash mi atıyor? Arkada kalıp spam mı ediyor? Boss hakkında hiçbir alt bilmeden oynamak biraz sıkıntı tabi. Aha geliyor. Aha geliyor. Kudurukları aldım böyle. Boss'u kesebildim mi? Boss karizmatikmiş bu arada. Hoşuma gitti de. Şu bir adım geri atma olayını yapmasam. Hani durayım, menzile girsin. Hasar vereyim istiyorum. Duramıyorum. Evet. Ah. O kötü oldu ya. Neyse. Hızım iyi, hızım iyi. Can ver. Kılıç aşama 10. Bize iyi bir şey bastırır bu ha.
O diyorum ya, son an böyle bir geride durup şey yapmasam, hallederim de. Ne kadar var? 10 bin var. Aşama 8 basalım bir tane. Abi harcamak istiyorum çünkü hani run'ı kaybettiğimde elimde geriye hiçbir şey kalmıyor. Kademe 4 müydünüz siz mirim? Kademe 7. Bu mu kademe 4'tü? Yep, kademe 4. Kademe 4'ü bir tutla. Yani itemlerim falan iyi ama bugünlük bu kadar yeter diyelim. Hasardan devam. Bütün hepsinin hasarı arttı. Silahlar kaç vuruyor? Ha bak, en baba vuranı 86 vuruyor. Cooldownları falan da düşük ha. Yani 3 tane aşama 7 var, bir tane aşama 8 var, bir tane aşama 5 var. Şu aşama 5'i de değiştirmek lazım. Deniz Alp'in menzilli de alan hasarı yok. Mili'de alan hasarı var ama menzilli de yok. Yalan yok, potum bitmese denerdim de. Potum bitti. Benim oraya çok fazla pot alıp girmem lazım. Lan oğlum. Çıkmıyorum lan. İnat ettim. İnat ettim, keseceğim onu. Sadece şu potları basıp acık böyle bir gözleri dinlendirmek lazım. Çünkü bir parça hızlı geliyor bana da. Oyun Steam'de, evet efendim. Oyun Steam'de. Dilerseniz sabitlenmiş mesajlardan oyunun oynanabilir demosunu indirebiliyorsunuz. Ayrıca demo hala var diye biliyorum ama sıkıntı yoksa bir kontrol edeyim. Emre Deli Aga, teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoş geldin. Sevgili Yartemun, sen de hoş geldin. Teşekkür ediyorum aboneliğin için. Şimdi mağazaya gitsem. Evet, demosu hala indirilebilir durumda. Oyun istek listenizi alırsanız da çok tatlı olur. Ben bu mantar yerine 5 defa girip çıkacağım. Sadece cam potu istiyorum abi. Menzile girsin, hasar vereyim diye durmayacağım. Ben onu anladım. Menzile girsin, hasar vereyim diye durduğun an sana eleman naneyi yediriyor bir güzel. Sağa sola deli dana gibi koşmak yerine şuraları bitir, öyle şey yap bari. Yatay olarak belli bir hizada toplayayım dedim. Devam, yılmak yok. Mili seçsek belki şu an bitirdiydik ya. Emin değilim ama hani menzilli oynamak yaratık spam nedenlerde zor. Biraz da oynadığımız char tırtı olabilir dostlar. Şimdi düşünün, ben press de oynuyorum. Press yerine daha fazla menzilli silahlarda atak yapacak birini alabilirdim.
Ben daha tanki bir karakter seçtim böyle yani. Hem tank seçtim. Bu kadar mı lan? Şundan bu kadar az mı geldi? 12 tane anca basarım. La yeter 12 pot la. Yeter 12 pot ya. Gocunma. Şundan 700 tane var ama. Bu ikisinden bir item oluyor mu? Ah be. Dur dur. Şu ikisinden oluyor mu? Ah be. Bu ikisi. Yine ah be. Bu ve bu. Oluyor. 40 tane. Şu ikisi. Ah be. Bu ikisi. Ha, bu ikisi. Oldu 40 tane. Bunları ne yapacağım? Enchant'la satacağım tabii ki. Niye panik yaptın ki? Sanırım gene upgrade basmaya yetmez ama olsun. Agalar oyunu bitirmeye giriyorum. Selamlar sevgili Ramazan Altuntaş. Hoş geldin. Kenshi'yi biliyorum canım. Ama hiç oynamadım. Azıcık can kaybettin. Sıkıntı etme. Azıcık can kaybettin ama şu canı topla. Ya belli bir yerden sonra zorlamamak lazım galiba. Bak durmuyorum da ama o hasarı yiyorum yani. Sandığı versene. Sandıktan bir şey çıkacak kesin. Gladiator School Samet Güngör Like'da 4 bölüm kadar devam etti. Arzu ederseniz oradan bakabilirsiniz dostlar. Bak şimdi 1800 canım var. Pot basıyorum 180-180 doluyor can. Ama bir hasar yiyorum 200 canım gidiyor. Aga tamam şu turlardan sonra rahatlarız. Çünkü bu turlardan sonrasının taktiği belli. Geçeceksin köşeye. Devam edeceksin. Önce seni kovalayıp deş atanlar ölecek. Tertemiz. Sonra diğer elemanları keseceğim. Tamam, ve 9'a kadar bir şekilde ittik kendimizi. Geri kalanı gelir. Belli bir yerden sonra level de zor kasılıyor yani. O başarımlardan gelen statları bol keseden harcamamak lazım. Canı fulledim 8 potum kaldı. Tamam. Açtım. Durmak yok. 30 kadar can yedi. Kaçtıktan sonra dön. Reaper gibi bir şey mi vardı düşmanların içinde? Moruk ekrana odaklanmaktan göremiyorum. Gerçekten ekrana odaklanmaktan göremiyorum. Köşeye kaçamadık bu el.
7 tane pot kaldı. Bir level daha aldı. Ya hasar yemeyeceğim diye bir olay yok da. En azından köşelere saklandığında, köşelere pustuğunda... Daha az hasar yiyorsun gördüğüm kadarıyla. Wave 13. Hey, bu kadar zorladı mıydı bu kısım? Bir tane daha pot bastım. 5 tane pot kaldı. Minik full can kesme takıntı, full can gezme takıntım hariç her şey yolunda. Allah'ım şükür öndeki tankları bitti ilk önce. Şey söyleyeyim, oyunu bir daha oynarsam şu dodge ihtimaline doğru da giderim. Son 4 pot. 50 potla girsem de kafam çok rahat olurdu. Boşver, böyle bir risk oldu, güzel oldu. Efendim, teşekkür ederim. İyi yayınlar dileğiniz için çok sağ olun. Life steal yok bildiğim kadarıyla. Pot basıyorsun ya. Oo. Dur bir acık göz dinlendirme. Bir artı 100 maksimum can olsa havalara uçabilirdim. Artı 7 defansı alalım. Köşe 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 köşe. Köşe 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 köşe. Tamam. Şimdi bütün tehlikeli canavarlar bitti. Son boss var. 3 potum var. Ortalama 200 can basıyor desen 600 can değeri hakkım var. Ne yapacağız? Kesinlikle kaça kaça oynayacağız. Boss'a vuracağım diye çabalamayacağım. Ne kadar yaratık spam ederse etsin. Döne 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 döne. Bir şekilde keseceğim onu. Tam köşe 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 köşe. Köşe kapmaca, köşe kapmaca, köşe kapmaca. Köşe kapmaca, köşe kapmaca. Çok yanlış yaptım, çok yanlış yaptım. Aşağıdan sıkıştırıyorlardı. Şey yapamadım abi. Tamam, bana yeter. Normalde video konseptinin şu olmasını istiyordum. İtemleri satmayacağım bu arada.
Normalde video konseptinin şu olmasını istiyordum. Tek oturuşta bitirdim ama tek oturuşta ben bittim. Evet dostlar. YouTube'dan izleyenler, kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese çok çok teşekkürler efendim. Esenlikle kalın. Bye bye.